Merhaba, benim adım Gökay Akbulut, 34 yaşındayım. Kayseri Sarızlıyım. 9 yaşında Almanya'ya geldim. Almanya'nın Hamburg kentinde, Kuzey Almanya'da büyüdüm. Orada lise eğitimimi tamamladıktan sonra Heidelberg Üniversitesi'nde siyasal bilimler, sosyoloji ve kamu yönetimini okudum. Üniversite yıllarında hem Amerika'da hem de Kanada'da yurt dışı eğitimi aldım. Ve üniversiteyi bitirdikten sonra sosyal alanda çalıştım. Gençlerle, göçmen gençlere yönelik olan projelerde çalıştım. Ve bir süre öğretmenlik yaptım. Almanca ve politika öğretmenliği yaptım Mannheim'da. Onun dışında da Göç ve Eğitim Araştırma Vakfı'nda çalıştım. Sol Parti'ye ait bir vakıfta, Rosa Luxemburg Vakfı'nda. Ve ben yurtsever Kürt bir aileden geliyorum ve bundan dolayı zaten sola karşı bir yakınlık vardı gençlikten belli. 2007'den beri Sol Parti üyesiyim ve partinin birçok çalışma gruplarında yer aldım. Gençlik çalışmalarından, kadın çalışmalarında. 2014 yerel seçimlerde belediye meclis üyesi seçildim Mannheim'da. 2016'da eyalet seçimleri olmuştu. Maalesef Baden-Württemberg eyaletinde Sol Parti'nin oyları yetersiz olduğu için %5 barajını aşamadık 2016'da. Ve federal seçimler için de 2017 seçimleri için Baden-Württemberg listesinde 3. sıraya seçildim parti kongresinde Ocak ayında. Ve çok yoğun bir seçim kampanyası yürüttük son haftalarda, aylarda. 24 Eylül'deki federal seçimlerde Mannheim'de gayet iyi bir oy alabildik ve şimdi federal parlamentoya seçildim. Şimdi seçimlerde Alman toplumu daha çok emeklilik sorunları, yoksulluk sorunları, işsizlik, kadınların özellikle yaşadığı sıkıntılarla gündemdelerdi. Türkiye'liler, yabancılar, göçmenler de tabii ki AfD'nin son yıllarda hem Almanya'da hem de Avrupa Birliği'ndeki yaşanan krizlerden dolayı göçmenler ve mülteciler günah keçisi olarak medyada ve siyasal alanda birçok parti tarafından medyaya kriminalize edildiler, özellikle mülteciler. Ve bununla beraber güvenlik politikalarını daha sıklaştırmak için, daha çok geliştirmek için mültecilerin ve göçmenleri sürekli güvenlik sorunu olarak lanse ettiler. Ve bundan dolayı zaten Alman toplumundaki ırkçılık daha da çok güçlendi. Bunu hayatın hemen hemen bütün alanlarında göçmenler birebir yaşadı önümüz geçmiş aylarda. Çok ciddi bir şekilde ev ararken, iş ararken veya güncel yaşamda, otobüste, tramvayda, iş yerinde insanlar birçok sıkıntı yaşadılar. Ve bundan dolayı tabii ki seçimlerde de göçmenlerin, Türkiyelilerin, Kürtlerin beklentileri de vardı tabii ki. Özellikle iş alanı olsun, yaşanılan ırkçılık olsun, insanların birçok toplumsal sorunları var ve bunlara yanıt, bunlara cevap aradıkları için seçimlerde de tabii ki büyük bir ilgi vardı. AfD en çok aldığı oyları Doğu Almanya'da aldı. Zaten anketlerde %10 yani %10'un altında verilmiyordu. Aylarca belliydi. Yani %10'un üzerinde bir sonuçla parlamentoya girecekleri ve tabii ki %13 ile girmeleri ve 3. büyük parti olmaları çok kötü bir gelişme oldu. Yani ilk defa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra açık neo-nazi bir parti Alman parlamentosuna girdi ve bu da Almanya gibi bir tarihe sahip olan bir ülke için tabii ki çok trajik bir gelişme. Ve şu an federal parlamentoda yani bütün partiler şu an AfD ile nasıl AfD'ye karşı nasıl bir konsept geliştirilecek konusunda net değiller. Örneğin parlamentodaki komisyonlarda AfD'liler yer alacaklar. Onlarla nasıl
ortak çalışılacak. Hiçbir parti bu konuda tam net değil. Ama Sol Parti tabii ki burada AfD'ye karşı konseptlerini uygulayacak ve hiçbir şekilde AfD ile ortak çalışmalarda bulunmayacak. Yani AfD'nin komisyonlarda getirdiği hiçbir önergeyi onaylamayacak, hiçbir şekilde ortak çalışmalarda yer almayacak ve parlamentodaki konuşmalarda olsun ve diğer bütün alanlarda AfD'ye karşı tabii ki ve AfD'nin bu cinsiyetçi, ırkçı politikalarına karşı bir çalışmada yürütecek. Evet, şimdi Jamaika koalisyonu görüşmeleri yürütülüyor CDU, FDP ve Yeşiller arasında. Ama Yeşiller bu koalisyonla çok güçlü çıkabileceklerini sanmıyoruz. Çünkü SPD örneğin senelerce koalisyon ortağı olarak, küçük koalisyon ortağı olarak yer aldı ve bu SPD'de çok büyük sorunlara, krizlere yol açtı. Ve Yeşiller'de de zaten bir sol kanat var Yeşiller içinde. Onlar da bu koalisyon görüşmelerinden çok rahatsız. Nasıl bir koalisyon anlaşması ortaya çıkacak daha net değil. Birçok konuda, mülteci konusu olsun, farklı konularda ayrışan noktalar var. Burada Yeşiller nasıl bir koalisyon anlaşması yapacak tam biz de anlamıyoruz. Ve bunun dışında da tabii ki AfD, SPD ile Sol Parti güçlü bir sol koalisyon, muhalefet ortaklaşmasında yer alacaklar. Ve bunun yanında da tabii ki AfD de olacak ve SPD ile beraber ve diğer partilerle beraber tabii ki AfD'ye karşı ortak bir stratejinin geliştirilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Şu an yani birçok tartışmalar yürütülüyor. Yani AfD şimdi ilk defa, yani Almanya'da bütün partiler bütçeler alıyorlar vakıf çalışmaları için, siyasi eğitim çalışmaları için. Ve AfD bu siyasi eğitim çalışmalarını yani Alman tarihindeki o karanlık yıllardaki uygulanan ırkçı politikaları çok farklı bir şekilde yayınlarına, yayın organlarına, eğitim çalışmalarına koyacak. Bu da tabii ki çok düşündürücü bir durum. Şimdi Türkiye, Almanya için çok önemli bir ülke, önemli bir partner ve 150 yıllık bir tarihçisi var bu ortaklığın. Alman devleti ve Türk devleti arasındaki bu ortaklık 150 yıldır devam ediyor ve bu 150 yıl içinde Türkiye'de örneğin birçok darbeler yaşanıldı, birçok sorunlar yaşanıldı ve sürekli bu ekonomik ilişkiler olsun, diğer ilişkiler olsun sürdürüldü ve tabii ki Türkiye jeostratejik konumundan dolayı ve bir NATO ülkesi olduğu için Almanya ve Avrupa Birliği için önemli stratejik bir ülkedir. Ve ben ilişkilerinin tamamen kopabileceğini düşünmüyorum. Her ne kadar son yıllarda medyada ve Alman siyasetinde birçok söylemler yapıldı, eleştiriler yapıldı. Ama buna rağmen belirttiğiniz gibi silah satışları devam ediyor, ekonomik ilişkiler devam ediyor. Türkiye'de 6000 üzerinde Alman şirketi çalışma yürütüyor ve export-import ilişkileri çok çok büyük. İhracat, ithalat ilişkileri çok büyük. Yani bu kapitalist düzendeki ilişkileri tabii ki sonuçta pazar siyaseti olunca herkes kendi pazarını korumak için ve kendi şartlarını, kendi çıkarlarını korumak için bu ilişkilerde devam edecek. Her ne kadar siyasi alanda tartışmalar ve gerginlikler olsa da bu tarz ortaklık devam edecek ve biz Sol Parti olarak bunu eleştiriyoruz tabii ki. Hiçbir şekilde Türkiye'ye silah satışının yapılmasını kabul etmiyoruz, durdurulmasını istiyoruz. Onun dışında İncirlik'teki veya Alman askerlerinin Türkiye'den geriye çekilmesini istiyoruz. Ve Avrupa Birliği anlaşmalarının durdurulmasını istiyoruz.
Ve bu anlaşmalar esnasında Türkiye'ye birçok paralar aktarılıyor. Ve bu paraların da durdurulmasını istiyoruz. Buna benzer birçok taleplerimiz var ve bunun dışında da tabii ki Türkiye'deki muhalif kesimlerle, HDP ile birçok baskılara maruz kalan bütün kesimlerle dayanışmaların geliştirilmesini istiyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda da bu çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Şimdi Sol Parti yani bu konularda özellikle bu ajanlaşma konusu olsun veya diğer konularda tabii ki buradaki Kürt kurumlarıyla, muhalif kurumlarıyla dayanışma içinde ve buna yönelik birçok basın açıklamaları da yapıldı. Önemli olan bu tarz olayların ve gelişmelerin deşifre edilebilmesi ve Alman medyasına yansıması ve bu da başarılı oldu. O Hamburg'daki, Bremen'deki vakalarda basın açıklamalarıyla ve toplantılarla bu gelişmeler, bu ajanlık sorunu gündemleştirildi. Ve bunun dışında da en son DİTİB'le olan ilişkileri zaten Sol Parti senelerdir eleştiriyor. Bir yandan tabii ki göçmenlerin ister Türk olsun ister Kürt olsun hangi ülkeden gelirse gelsin burada tabii ki uyum politikaları altında destek almaları, kurumların geliştirilmesi, göçmenlerin daha iyi iş, daha iyi eğitim, daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmeleri için Sol Parti bunu kendi programında da talep ediyor zaten. Ama DİTİB'in siyasal ve ideolojik olarak Türkiye'ye bağlı olduğu ve Diyanet'e bağlı olduğu bu senelerdir zaten eleştirilen bir nokta. Ve burada Alman hükümeti çok bilinçli bir şekilde yani Alman hükümeti DİTİB'in ideolojik siyasi bağlantılarını çok iyi biliyor. Bu yani herhangi bir bilinmeyen bir şey değildir ama buna rağmen ortak ilişkiler olduğu için konsolosluklar üzeri, DİTİB'ler üzeri bu çalışmalar sürdürülüyor. En son bütçelerin kısaltılması söz konusu oldu. Şu an rakamlar tam olarak aklımda değil ama herhalde sadece 300 bin Euro civarında bir ödeme yapılacak. Onun şimdiye kadar 1 milyonun üzerindeydi sanırsam. Burada kesintiler yapılacak. Bu da tekrar bu gerilim esnasında Alman hükümeti tarafından koyulan bir tavırdır. Hani buradaki DİTİB kurumlarına karşı yani Sol Parti olsun, Yeşiller olsun örneğin şey talebinde bulunuyor. Yani imamların burada Almanya'da eğitim almaları ve insanlar burada inançlarını yaşamak istiyorlarsa buradaki camilerde hiçbir şekilde Türkiye ile veya başka ülkelerle bağlantısız bir şekilde burada dinlerini yaşamaları için koşulların oluşturulmasını istiyor. Ya bu tabii ki çok güzel bir başarı. Şu an Almanya parlamentosunda ve çok kadın oranı çok düştü. Yani %37'den %30'a düştü. Ve bu Alman kamuoyunda bayağı da çok tartışılıyor. Yani geçmişte %40'lara varan kvota şu an sadece %30'da. Yani 20 sene önce %30'daydı kadın kvotası parlamentoda. Bu AfD'nin ve FDP'nin parlamentoya tekrar girmesinden kaynaklanıyor. Ve kadın kuotasının bu kadar düşük bir parlamentoda 6 tane Alevi Kürt kökenli kadının yer alması tabii ki sevindirici. Ve ben kendim zaten Kürt ve Alevi kimliğini, işçi kimliğini taşıyan bir aileden geldiğim için Aleviliğe karşı tabii bir bağlılığım var. Ama biraz da tabii ki Kürt Alevilerin yaşadığı asimilasyon sıkıntılarından dolayı ritüeller konusunda çok da uygulanmadı sanırsam aile içinde. Ama tabii ki bir bağlılık, bir duyarlılık var bu konuda. Tabii ki çok güzel anlar da yaşadık. Çok yoğun bir seçim çalışması yürüttük. Mannheim'de semtlere gittik, kapıları çaldık, insanları seçimler hakkında bilgilendirdik ve bu esnada bir yaşlı bir amca bize kapıyı açtı ve bizim Sol Parti'den olduğumuzu görür görmez hemen bizi içeriye davet etti. Malatyalı, Kürecikli bir aile. Çok güzel sohbet ettik ve ben de tabii ki duygulandım. Çok duyarlı davrandılar ve özellikle bütün aile, akraba, arkadaş çevrelerini seçimler hakkında
bilgilendireceklerini ve beni destekleyeceklerini söylediler. Ve tabii ki orada da bir yakınlık var yani. Hani hem Kürt hem Alevi bir aday olarak beni gördükleri için tabii ki de sahiplendiler ve çok da ilgilendiler. Bu da güzeldi. Bunun dışında kadınlarla çok güzel anılarım oldu. Yani özellikle kadınlardan çok destek aldım. Hani siyaset daha çok halen erkek egemen bir meslek olarak görünüyor ve burada bir kadının çalışma yürütmesi tabii ki birçok dikkat çekti ve bütün kadınlardan da destek aldım. Ya buradaki Alevi kurumları da tabii ki aktif çalışmalar var. Kadın çalışmaları var, gençlik çalışmaları var. Cemevlerinde birçok aktiviteler uygulanıyor ve Alman toplumuna da gittikçe bir açılma sürecindeyiz. Örneğin belediye başkanları davet ediliyor, basın mensupları davet ediliyor etkinliklere ve farklı inanç kurumlarıyla, Hristiyanlarla, Yahudilerle ortak etkinlikler düzenleniyor. Bunlar tabii ki sevindirici gelişmeler. Yani dinlerin özellikle böyle bir ırkçılığın bu kadar hakim olduğu bir süreçte ve bu kadar krizin yaşanıldığı bir süreçte farklı inançların, farklı kültürlerin dayanışması, bütünleşmesi, ortak köprülerin kurulması, Alevi kültürünü daha iyi tanınması çok önemlidir. Ve zaten senelerdir burada işte Alevilik İslamiyet'in içinde mi dışında mı tartışması yürütülüyor. Bu tartışma daha da yürütülecek sanırsam önümüzdeki süreçlerde. Ama önemli olan tabii ki bu tartışmaların gerçekten de ortak bir biçimde yürütülmesi, araştırma boyutunda yürütülmesi, farklı tezlerin, farklı tarihsel analizlerine yer verilmesi, bunlar bence çok önemli ve bu konuda eğitim çalışması tabii ki çok önemlidir. Evet, biliniyor ve yani İslam topluluklarına kıyaslanıyor bazen Aleviler ve Alevilere karşı büyük bir sempati var. Yani Alevilerin yaşam biçimi, özellikle Alevi toplumundaki kadının rolünü Alman toplumu çok iyi görüyor. Yani Alevi kadınları bağımsız, kendi başına hayatlarını sürdürebiliyor. Yani erkek egemen zihniyetten bağımsız bir şekilde burada yaşamda yer alabiliyor ve bunu da Alman toplumu görüyor tabii ki. Kadınların gayet rahat olduğunu ve kendi istedikleri biçimde, kendi ayaklarının üzerinde durup kendi yaşamlarını sürdürebilmeleri. Bu da tabii ki Aleviliğin en büyük değerlerinden birisidir diye düşünüyorum. Yani Almanya'da Alevilik dersleri var. Alevilik bir ayrı bir din olarak kabul olmuş ve resmiyette yer alıyor. Ve eyaletler düzeyinde anlaşmalar yapıldı ve okullarda bu dersler veriliyor. Bu ve önemli olan son yıllarda birçok yayın organlarında olsun veya eğitim alanında olsun Aleviliğe yönelik birçok kitaplar ve özellikle Almanca çalışmalar da oluyor. Bu çok önemli. Özellikle buradaki gençlere ulaşabilmek için, yani buradaki gençler de bir kimlik sıkıntısı yaşıyor. İşte Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Alman, Avrupa kimliğiyle arasında kalıyorlar gençler. Ve burada tabii ki Aleviliği anlatabilecek, Almanca, Alman dilinde Aleviliği anlatabilecek, çocukları bilgilendirebilecek eğitim malzemelerine ihtiyaç var. Ve bunun dışında Türkiye'deki gelişmeler tabii ki çok üzücü. Aleviler yani yıllardır asimilasyona maruz kaldılar ve halen bu baskılar yaşanılıyor. İnsanlar kendi dini ritüellerini uygulayamıyorlar. Birçok baskılara maruz kalıyorlar ve Alevilere karşı ve diğer kesimlere karşı bu baskılar sürdürülüyor. Ve biz sol parti olarak Türkiye ile olan bütün çalışmalarda bunu da dile getiriyoruz. Yani Alevilerin Türkiye'de cemevlerinin korunulması, Alevilerin
Alevi çocuklarının özellikle okullarda İslami din dersine zorlanmalarını tabii ki de eleştiriyoruz. Tam net değil hangi komisyonda yer alacağım. Ben İçişler Komisyonu için başvuru yaptım. Ayrıca Eğitim Komisyonu için, kendim eğitim alanında geldiğim için ve Kadın ve Gençlik Komisyonu için de başvuru yaptım. Bu önümüzdeki grup toplantılarında netleşecek. Ve burada tabii ki ilk etapta kendi seçim bölgemdeki insanların sorunlarıyla ilgilenmek istiyorum önümüzdeki 4 sene içinde. Ve bunun yanı sıra tabii ki buradaki Alevi kurumlarıyla, Kürt kurumlarıyla, mülteci kurumlarıyla, diğer göçmen kurumlarıyla, özellikle ırkçılığın bu kadar yaygınlaştığı bir süreçte ortak çalışmalar yürütmek istiyorum. Hem federal alanda hem de yerel alanlarda. Sosyal medya üzeri, telefon üzeri tehditler aldım ve bu tabii ki rahatsız edici bir durum. Özellikle bazı AKP'lilerle tartışmalar yaşadık. Ama elimizden geldiğimiz kadar bu sorunları da çözmeye çalışıyoruz ve çalışmalarımızı tabii ki de sürdüreceğiz.